Merhaba, bugün sizlere Silhouette Camera 3 kesici plotter ve beyaz sulu çıkartma kağıdıyla neler yapabileceğinizi göstereceğim. Daha önceki videolarımızda zaten şeffaf ve beyaz sulu çıkartma kullanmıştık. YouTube'dan seyrediyorsanız şuralarda bir yerde bağlantısını bulabilirsiniz. Şeffaf sulu çıkartmayı renkli zeminlerde veya camda uyguladığınızda renkler bozuluyor, şeffaflaşıyor. Beyazda ise dekupe etmeniz gerek, etrafı kesmeniz gerek. Yoksa haliyle beyaz bir çerçeve çıkar. O yüzden kesici plotter ve beyaz sulu çıkartmayı birleştirdiğinizde bunun gibi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Silhouette başlangıç tipi, evde de kullanabileceğiniz çok uygun fiyatlı ama kalitesi yüksek bir kesici plotter. İlerleyen dakikalarda videomuzda Silhouette'in ücretsiz programıyla ne kadar kolay bir şekilde görsellerinizi şu şekilde dekupe edebileceğinizi göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan isterseniz bir Silhouette satın aldığınızda yanında gelen ücretsiz ama çok verimli Silhouette Studio programıyla başlayalım. Boş bir A4 çalışma sayfasıyla başlıyoruz. İlk yapmamız gereken kesici plotter'ın optik gözünün okuyabilmesi için cross marklarını koymak. Daha sonra internetten indirdiğimiz logolarla işleme başlayabiliriz. Herhangi bir format kullanabilirsiniz. PNG, JPG, TIFF fark etmiyor. Otomatik olarak kendi vektörize ediyor. Şu anda yaptığımız işlem o. Eşik değerini ayarlayarak nereleri ne kadar vektörize edeceğini görebilirsiniz. Bu tarz logolarda ben genellikle vektörle ve kes komutunu kullanıyorum. Etraftaki ihtiyacımız olmayan kısımları da çöpe atıyorum. Arayüz o kadar kolay yapılmış ki herhangi bir işlem yaptığınız sürece zaten direkt ebatları görebiliyorsunuz, enini boyunu. Kopyala yapıştır yapıyoruz. Boşlukları dolduralım. 3 tane logo yan yana koyalım. Bunları tabii ki böyle dağınık da bırakabilirsiniz. Ama size hizalama aracını göstermek için yan yana hizalayalım ve aralarını eşitleyelim. Şimdi diğer logolarımızı da alıyoruz. Hepsini birer birer aynısını tekrarlayacağımız için burada hızlandırarak geçiyorum. Yine Beşiktaş logosunu vektörize ettik. Çoğaltıyoruz şimdi. Hizalıyoruz. Aynı işlemi Galatasaray logosu içinde yapacağız. Galatasaray logosunun etrafındaki siyah çizgi ince olduğu için bu ekranda kopuk kopuk gözükebilir. Yaklaştırdığınızda öyle olmadığını göreceksiniz. Logoyu da çoğaltıp hizalıyoruz. Şimdi normal hızda devam edebiliriz. Çıktı almadan önce keserken çok ufak kaymalar olabileceği için kesmeden önce logoların etrafını 4 punto kalınlığında siyah bir çerçeveyle döneceğim. Hepsinin etrafı siyah olduğu için siyah seçtim. Yoksa istediğiniz renkte yapabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi çıktığımızı alıyorum. Bizim Oki C531DN yazıcımızı kullanacağım. Önden beslemeden kağıt koyuyoruz. Kağıt olarak heavy paper yani ağır kağıt seçiyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir konu, aynalı değil düz modda basacağız. Ayarlarımız tamam. Yazdır diyoruz. Diğer önemli bir nokta, Shockline sulu çıkartma kağıdının hassas bir kağıt olması yüzünden makineden düz geçmesini istiyoruz. Arka kapağı da açtığımız için önden verdiğimiz kağıt arkadan düz çıkıyor. Kasetten vermemeye dikkat edelim lütfen. Kesici plotter'a yerleştiriyoruz. Soldaki mavi çizgiye hizalayıp yükle tuşuna basıyoruz. Şimdi Silhouette Studio'ya geri dönüyoruz. İlk yapmamız gereken kalın çerçevemizi geri almak. Direkt geri alma tuşu veya Ctrl-Z ile yapabilirsiniz. O 4 puntun dışından değil içinden kesmek istiyoruz. Çok içeri girmesin diye 1 punta daha çerçeve atıyorum ben. Şimdi gönder dediğimizde kesim ekranına geldik. Daha önceden benim kaydettiğim sulu çıkartma ayarını seçiyorum. Görebileceğiniz üzere bıçak ayarı 2'de, hız 3'te, kuvvet 15'te. Bu ayarlarda ideal sulu çıkartma baskısı yapabiliyoruz. Shockline sulu çıkartmalarla. Bütün objeleri seçip dışını kesmeyi işaretledim ve gönder dedim. Silhouette ilk önce optik gözü yardımıyla attığımız crossları buluyor. Nereleri keseceğini anlamış oluyor. Bu işlemden sonra da bıçak ayarlarını kendi otomatik yapacak.
şu anda bıçağın basıncını ayarlıyor. Kesime başlıyoruz. Çok acelemiz olmadığı için hızı 3'te tutuyoruz. Aceleniz varsa daha hızlı da kesebilirsiniz. Birer birer hepsini görüp sıkılmamamız için aradaki kısımları atladım, kesimin sonuna geldik. İşlem bitince kağıdımızı dışarı çıkartıyor. Görebildiğiniz üzere bu ayarda tamamen delerek kesmiyor. Çok ince bir katman bırakıyor. Elinizle ittiğiniz zaman bunları kopartabiliyorsunuz. Böylelikle kesim matı kullanmadan direkt malzemeyi de besleyebilirsiniz. Çıkardığımız logolarımızı suya atıyoruz. Biraz bekledikten sonra taşıyıcı kağıttan ayrılmaya başlıyor. İlk Galatasaray logosuyla başlayalım. Sarı bir bardak bulduk. Üzerine kaydırarak yerleştiriyoruz. El veya bir bez yardımıyla aradaki kabarcıkları ittirerek çıkartıp fazla suları alıyoruz. Ben yine bunu yaptım. Arayı biraz hızlandırdım. Bunu yerleştirelim. Şimdi cam bir bardakta deneme yapalım. Buna da Beşiktaş logosunu koyuyoruz. Şeffaf çıkartma kullansaydık etrafını kesmeden kullanabilirdik. Çok hafif bir iz kalırdı. Fakat bu sefer renklerimiz ışık geçirgen ve saydam kalırdı. Shockline'ın bu beyaz sulu çıkartması cam üzerinde de ideal sonuç veriyor. Yine elle iterek düzeltiyoruz. Kurumaya bırakıyoruz. Aynı şekilde Fenerbahçe logomuzu da uygulayacağız. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta da kısa bir süre içerisinde malzeme kuruyup kayma özelliğini kaybediyor. Fakat tamamen kuruması 12 saat ile bir gün sürebiliyor. Tamamen kurumadan önce yıkamanızı tavsiye etmiyoruz. Kuruduktan sonra bulaşık süngeriyle daha yıkayabilirsiniz. Ürünün dayanıklılığını arttırmak için de fırında 150 derecede 30 dakika bekletmenizi tavsiye ederiz. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Yeniliklerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayınız.